Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Subway Surf oynayacağız arkadaşlar. Subway Surf. Şimdi ben biraz kutulara bakacağım. Sonra da oyuna başlayacağız arkadaşlar. Biraz benim ödüllerime bakacağım. Reklam çıkıp duruyor. ve şimdi de birazcık karakterlere bakmak istedim. Yeni bir şey geldi mi diye. Hoverboardlara bakıyorum şu anda. Sonra ödüllerim vardı iki tane. Onları alacağım şimdi. Sonra da ikinci ödülümü açacağım. Ve oyuna artık başlayacağım ama yine reklam çıkıyor. Evet. Ama son bir tane ödülüm kalmıştı. Onu da hemen alayım. Evet, içinden de para çıktı. 100 lira çıktı. Yani 100 para. İşte şimdi biraz bakacağım bir ödülüm var mı diye. Sonra da oyuna başlarım. Ve artık oyuna başlayabiliriz. Evet, buradaki amaç paraları toplamak ve bir eşyayı çarpmamak. Zaten herkes bilir bu oyunu. Dünyaca bilinen bir oyundur kendisi. Ve zaten indirdiğinde sana öğretileri veriyor. Böyle üstünden atlayabilirsin. Bazı ödüller var. Yani mesela S harfi var. Böyle şey yapıyor biliyorsun. İsim falan yazıyorsun. Bu harfleri toplayarak. Mesela benim kelimem sea. Yani deniz demek. İngilizce kelimeler var. Hem İngilizceni geliştirir hem de nasıl yazıldığını öğrenirsin. Böyle çok zor etaplar da var. İlk önce küçükten, yani azdan başlıyor. Diğer harfleri veriyor. Sonra hızlıca devam ediyor. Bu süreçte de bizim kamyonetler hızlı hareket etmeye devam ettiriyor. Ve sürünebiliyorsun, zıplayabiliyorsun. Ve parayla hoverboard ve karakter alabiliyorsun. Karakter skin de alabiliyorsun. Çok eğlenceli bir oyun. Ve internetsizdir. İnternetsiz ve ücretsizdir. Çok güzel bence. Ve bu oyunda bazı zor etaplarda ölebiliyorsun. Ama öldüğün an istediğin zaman canlanabiliyorsun. Ama mesela anahtarla canlanabiliyorsun. Mesela ben de ölünce anahtarla canlanmaya basmayacağım. Çünkü anahtarla canlanmaya bastığında anahtarın gidiyor. Ve ben anahtar biriktirdiğim için anahtarım gitmesini istemiyorum. Bu yüzden ben de diğer ödülleri koyuyorum. Bu az önce aldığım ödül şeydi. Evet, bakın anahtar gözüküyor. Ben basmıyorum. Bana bazen de sürpriz kutu getiriyor. İçinden hoverboard eklemesi, anahtar, para, her şey çıkabilir. Bere de çıkabilir. Yani karakterlerin skinini doldurmak için şeyler çıkabilir. Bakın mesela 40 tane anahtar diyor burada. Paralar da var. Paraları biriktirdiğin an oluyor her şey. Ve ben şu anda Jake karakteriyle oynuyorum. Aslında benim 3 tane karakterim var. Onu da videosunu göstereceğim. Ya da şimdi de gösterebilirim. Pek bilmiyorum. Ama videosunu göstereceğim muhtemelen. Şimdi hoverboardlara bakıyorum. Paralarına. Işınlanan hoverboard falan var arkadaşlar. Çok eğlenceliler. Yeni çıkan hoverboardlar da var ama onlar çok pahalı. Şimdi ikinci oyuna geçeceğim. Evet, başladık. Şimdi yine paraları topluyorum. Gördüğünüz üzere yavaştan başladı oyun. Sonra hızlanıyor. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz ama mesela yana gittiğinizde tekrardan yana giderseniz vurulursunuz ve çiçekleri toplamazsanız sürprize ulaşamazsınız. Ama çiçekler her etapta çıkıyor. Yani bu yüzden çiçekleri almak kolay. Ve ben şu anda öldüm çünkü o ayakkabı yükseğe fırladığı için ölüyor insan. Şimdi kendime bakacağım. Türklerde hangi kaçıncı listedeyim diye. Şimdi bakıyorum öylesine ve oyuna tekrardan başladım. Biz bugün Subway Surf'te 3 tane de oyun oynayacağız. Yani ölüp de 3 tane oyun oynayacağız. Ve şu anda 3. oynuyorum sanırım.
çok fazla saymadım ve yine paraları topluyorum. Mesela şu anda yüksek ayakkabıda olsaydım tepeye çıkabilirdim ama tepeye çıkamıyorum yüksek ayakkabılı olmadığım için ve bir yüksek yere tırmanmadığım için. Mesela şu anda zıplama ayakkabısını alamadım. Çünkü çarptım ve başımda yuvarlak bir şey döndü. Şimdi kamyonetler hızlanıyor biraz olsa da ve böyle ışıklar yanıp sönünce yani düt düt gibi bir işaret oluyor arkadaşlar. Ve paraları toplamak için bazen de riske atabiliyorsun kendini. Bu yüzden dikkatli olmak çok önemli bunun için. Ödüller var yine dediğim gibi. Yine ayakkabıyı almadım çünkü bu zamanda ayakkabı gerekmez diye düşündüm. Çünkü kamyonetlerin üstünden gideceğim arkadaşlar. Eğimli kamyonetler olsa bile üstünden geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve istediğiniz bütün hareketleri yapabiliyorsunuz aynı zamanda da. Etaplar bazen de zorlaşıyor. Ara sokaklara giriyorsunuz ve ara sokaklarda hızlıysanız çok fazla zorlanıp bazenleri ölebiliyorsunuz. Parmağınız oynuyor ve ölebiliyorsunuz. Bu yüzden dikkatli olmak çok fazla önemli. Bu mıknatıs da paraları topluyor. Ama bir süresi var. Süresini geçince paraları toplayamıyorsun. Kendini almak zorunda kalıyorsun. Bu yıldız işaretinin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Hala daha çözemedim. Mesela bakın hızlıyım. Ara sokaklardan geçiyorum ve çok zor oluyor. Ama siz belki zorlanmazsınız. Ben bilmiyorum. Bazenleri uçarken falan yere düşerseniz ölüyorsunuz. Mesela burada bir tane çiçek vardı, onu aldım. Ve şu anda acayip çok hızlı araçların üzerinde. Çünkü artık bayağı bir hızlandım. Ve bu sefer araçlar da çok fazla hızlı olmaya başladı. Mıknatıs bizim için önemli olabilir ama zaten çok fazla para yoktu görünümde ve öldüm arkadaşlar. İki aracın arasında sıkıştığınızda da ölüyorsunuz. Yine para çıktı. Şimdi 1500 lira çıktı bu sefer. Rekorunuzla tekrardan para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bakıyorum şimdi tekrardan 3. olmuşum. Şimdi hoverboardlara bakacağım biraz. Sonra da karakterlere geçeceğim. Evet arkadaşlar, Rick Tricky'yi çok fazla seviyorum ama Jake'i de seviyorum. Ama en çok adını da bilmediğim, şimdi göstereceğim şeyi seviyorum. Lucy, evet Lucy'yi seviyorum ve ikinci skinini aldım. Üçüncü skinini de daha almayacağım çünkü onu başka şeyler için harcayacağım. Lucy'nin birinci skini zaten kendiliğinden alınca çıkıyor. İkinci skini de sen böyle para veya anahtar biriktirince veriyor sana kendisi. Yeni karakterler de çıkıyor. Acayip çok eğlenceli bu oyun ve güzel bir oyun. Jake'in 3. skinini benim çok fazla az kalmadı çünkü biraz zor. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Videolarımı beğenirseniz çok fazla sevinirim. Görüşmek üzere.